Lefke Avrupa Üniversitesi Bahar'ı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha Tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Çok tatlı, çok güzel. Maide'nin Altın Günü filmiyle en son onu izledik. Ve huzurlarınızda Instagram fenomeni, başarılı oyuncu Ezgi Mola. Ay bu çok resmi oldu. Günaydın falan diye böyle çok tertemiz konuşmam gerektiğini falan düşündüm. Telefonumu da yanıma aldım, biri arayacak falan varmışım. Hani belki sonrasında bir ana olsun diye bir şey iznimiz olursa yani. Olmayanlar da çıkarlar, çekeceğim çünkü. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Ya ben burayı çok seviyorum ya. Yani Kıbrıs'ın enerjisini böyle, havasını falan acayip seviyorum. Sanırım İstanbul'dan gelenler ya da başka şehirlerden gelenler de vardır, öyle değil mi? Valla nasıl başlayalım bilmiyorum. Bence doğaçlama gitmek en güzeli. Ben severim zaten. Dolayısıyla öncesinde ben mi kendimden bahsedeyim size, ne bileyim. Yani hepiniz bir şekilde artık sosyal medyadan dolayı da kendimizi o kadar tırnak içinde gösterip paylaşıyoruz ki birçok şeyimizi biliyorsunuz. Dolayısıyla 1983 İstanbul doğumluyu falan gibi şeyleri anlatmama gerek yok. Bence böyle doğaçlama gidelim. Soru cevap yapalım isterseniz. Merak ettiğiniz her şeyi, fazla mahreme olmaması kaçınılığıyla kaç bedensin falan demezseniz de şaka yapıyorum bu arada yani. Keyfimize göre yani aklımıza gelen her şeyi konuşalım isterim. Merak ettiğiniz şeyleri. Hatta beni biraz zorlayın gerekirse. Ne bileyim, severim çünkü. Hani böyle bir ne diyeceğimi bilemeyeceğim bir hale gelmek isterim. Bir rezil edin beni hadi. Aklımıza gelen her şeyi konuşabiliriz. Nasıl iletişim kuralım? Hani el kaldırmayla yapalım isterseniz ki üst üste gelmesin. Hatta ben şöyle bunu rahat olur mu? Tamam, biraz uzak durayım da bu bana daha rahat olacak. Çok tıslıyor çünkü bir gıcık oldum. Herkes duyuyor değil mi? Arka tarafta duyuyor. Duymuyor musunuz? Ha tamam, o zaman ben de devam edeyim. Tamam. Duyuyorlar mı? Ama ne bileyim, ben de hemen ikna olurum böyle şeylere. Hadi başlayalım o zaman, sorularla başlayalım. Bak ilk böyle olunca da hiç kimse bir el kaldırmaz. Bitmeye yakın da ama şu da vardı olur. Açılın hemen. Buyurun. Ne olur kalkmanıza gerek yok. Oturduğunuz yerden rahat rahat. Evet. Aslında öyle olmadı. Ben keşfedilmedim. Öyle söyleyeyim. Yani bu konuyu ilk soru olarak bence ben hala keşfedilmedim. Sen de haberde neler var bir görsen. Şaka bir yana, aslında çok güzel bir şey hatırlattın bana. Çünkü son zamanlarda artık birbirimize çok rahat ulaşabildiğimiz için ben mesela
yazılan şeyleri olabildiğince okumaya gayret gösteriyorum. İster istemez bunları sosyal medya üzerinden örneklendiriyorum. Çünkü en çok birbirimize oradan ulaşıyoruz aslında. Ve yüz yüze de susun falan yaparmışım ben. Öğretmen gibi. Ya bu çok mesafeli bir şey oluyor. O yüzden çekiniyorum da. Dur ne diyordum? Kendi kendinize konuşmayın falan. bir şekilde söylenen şeyler, yüz yüze de bununla çok karşılaşıyorum. Hep şöyle bir şey duyuyorum mesela. Ben nasıl ünlü olabilirim? Bu keşfedilme konusu bende en azından nasıl bir süreç olduğunu çok kısa bir şekilde anlatayım. Ben 98 yılında işte 15 yaşındaydım ve lise 1'e gidiyordum. Ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarına gitmeye başladım. Onunla birlikte çok şanslıydım. Bulunduğum sınıfta öğretmenimiz böyle sanırım o da nabzı yoklayabilen biriydi. Öyle tahmin ediyorum. Sınıfta gözüne kestirdiği ve bence bu insanlarla ben bir şeyler yapabilirim dediği kişilerle özel tiyatro kurdu. Ve biz tiyatro yapmaya başladık. Ve sonrasında o zamanlar bu ajanslar çok moda değildi. Şimdi herkes bir ajansa yazılır. Efendim? Bir şey dedim sandım, bir bağırtı oldu. Herkes iyi değil mi arka tarafta? Tamam. Ve böyle hayatım ne yapayım? Gel yanıma otur. Ya bu ajanslar o zamanlar çok moda da değildi. Yani öyle çok popüler bir durum da yoktu. Ne yapayım? Bununla mı konuşayım birlikte? Hayır göremiyoruz dedi, duyamıyoruz değil mi? Özür dilerim. Ben de kendime şaka yapıyorum. Ayağa kalkmak isterseniz doğru şöyle yapayım bari. Boyumu posumu da görün. Hatta şöyle daha rahat olur. Neyse. Bu ajanslar o zaman çok moda değildi. Şunu anlatayım da bitireyim. Benim aklıma 50 şey gelir. Sürekli konu bölünür. Beni toplayın o yüzden. Ve ben o sırada bir ajansa da kaydoldum. Birkaç arkadaş. Tamam mı? Ve o zamanlar yaş grubu bence biraz küçük olduğu için bilmiyor olabilirsiniz. Küçük Onur vardı. Küçük Onur'la Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı bir dizide Kartal Tibet yönetiyordu, kulakları çınlasın. Ben figüranlık yapmaya başladım ama zaten liseye gidiyorum. Yani okulum da devam ediyor. Ama özel tiyatro da yapmaya başladık bir taraftan. Ve sonra Kartal Hoca benim için asistanlarını gösterip şey demeye başladı. Bu kıza dedi diyalog yazın. Ben aslında sınıfta arkada oturan kızlardan biriydim yani. Lise öğrencilerinden birini oynuyordum. Ondan sonra orada bir şeyler birazcık daha böyle replikli bir şekilde oynamaya başladım. Ondan sonraki 2 yıl, yani lise sona kadar hep tiyatro yapmaya devam ettim. Sonra konservatuar sınavlarına girdim. Ve ben böyle konularda çok gerçekçiyimdir. Şimdi hikayeler duyuyoruz ünlü isimlerle ilgili. Ve inanın ben bunu eleştirmiyorum. İşte sokakta gezerken keşfedildi. Evet olabilir, oluyor da, dünyada da olan bir şey bu. Ondan sonra, işte örnekler bu haberleri duyduktan sonra, bunları öğrendikten sonra herkes bir şekilde böyle keşfedilmeyi istiyor. Benim böyle bir hikayem yok. Konservatuar sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi'ni kazanamadım. Mimar Sinan'a barajdan, o zaman baraj 120 idi. Ben çok vasat bir öğrenciydim. Ne yazık ki ilkokul, ortaokul, lise, konservatuara kadar olan bütün süreç benim için çok iyi değildi. Ve 120 barajdı. Şimdiki sistem çok değişti, bilmiyorum. Benim edebiyat öğretmenim Sevil Hoca dedi ki sen barajı geçemezsin. Ben dedim ki geçerim. Arkadaşlar 122 aldım. Gerçekten. Evde bir bayram havası. Sanki dersin ki ben tıp kazandım. Sadece barajı geçtim. Yani hani o dönem böyle ne bileyim işte daha düşük puanlı olduğu için hep sütçüyüm ama örneği verilirdi. Bilmiyorum hala öyle mi? Hani ve şey denirdi hani sütçüyüm ama bile giremedim falan derlerdi. Ya da açık öğretime bile giremedim derlerdi. Ben gerçekten açık öğretimde su ürünleri falan okuyabilecek durumdaydım yani hatırlıyorum. Ama konservatuar sınavlarına girmek için barajı geçmeniz yeterli. Sonra
İşin bence önemli tarafı burada başlıyor. Eğer oyunculukla ilgili bir hedef varsa. Şimdi girdiğim sınavda bir komedi, bir dram, bir şiir performansımı izliyorlar. O barajı geçiyorsam, ikincide onlar bir sahne veriyor ve ertesi gün sınav. Bir günde hazırlanıyorsunuz, her şeyi ezberliyorsunuz ve sahneye oynuyorsunuz. O sınavdan geçtikten sonra ses, ritim, kulak testleri, yani şey sınavlarına tabi tutuluyorsunuz. Onlar geçtikten sonra bir genel kültür sınavı var. Hani ülkemizde neler oluyor, işte Cumhurbaşkanımız kim, Kültür Bakanımız kim, ya da 3 tane Türk oyun yazarı söyle, 3 tane şair söyle gibi böyle genel kültürle ilgili sorular oluyor. Ondan sonra psikolojik bir sınav oluyor. Bir psikolog yapıyor sınavı. Yani sınav değil, mülakat yapıyor aslında. Sizinle konuşuyor. Hedefin ne? Ne istiyorsun? Bu hayattan beklentin ne? Gibi sorular. Ondan sonra bütün bu aşamaları geçen kaç kişi kalıyorsa, yanlış hatırlamıyorsam biz o zaman 15-20 kişi gibi bir sayıdaydık. Hep birlikte sahne üzerinde bize doğaçlama yaptırılıyor. Bunun sebebi de şu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin konservatuar bölümünün özelliği şu olduğu için. Diyor ki, ben bir yıl deneme sınıfı yapacağım diyor. Sen birinci sınıftan itibaren bir daha da okuldan atılmam rahatlığıyla okuyamazsın. Ben bir yıl sonunda senin bu okulda okumaya devam edip etmeyeceğine bütün ekibimle karar vereceğim. Onun da sebebi şu, kolektif bir iş yapıyorsun. Ne kadar ayak uydurabiliyorsun? Sınıfta ne kadar uyumlusun? Ekip arkadaşlarınla ne kadar iyi birlikte ekip olmayı başarabiliyorsun? Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu tiyatroda önemli olduğu gibi bence bütün meslek gruplarında önemli bir şey. Yaptığın işi ya da yapmak istediğin işi seviyor olmak yetmez. Ben çok gerçekçi bir insanım. Zaman zaman kendimi çok iyi bulduğum yerlerde var. Çok es geçtiğim, ah şunu da yapabilseydim dediğim yerlerde var. Dolayısıyla birazcık işte bu izlediğimiz, dinlediğimiz hikayelerin de etkisiyle çok fazla insan keşfedilmek istiyor. Mesela küçük bebeği var. İşte hanımefendinin diyor ki, ay diyor, ben oynatmayı çok istiyorum diyor. Bir yere yazdırsak da oynatsak. Ya tamam, oynat. Allah nazarlardan saklasın. Dünya güzeli bir bebeğim var. Ama setlerdeki koşullar, yani şimdi benim çocuğum olsa, yani 10 kere düşünürüm. O çocuğun bir sahneyi çekmek için sete gelip görseniz belki aranızda muhakkak bilenler de vardır. Şimdi oyuncuyu buradan çekiyor, yakında gelip çekiyor, amorsundan diğer oyuncuyu çekiyor. Sizin izlediğiniz bir dakikalık bir sahneyi biz belki 3 saat, belki 5 saatte çekiyoruz. Dolayısıyla bu bebek için de geçerli. Şimdi nasıl kıyıp da ben oraya götüreyim çocuk oyuncuyu? Şimdi sendikalaşmayla birlikte saatler daha insani koşullara çekilmeye başlasa bile önceliklerimiz olmalı bu hayatta. Yani benim önceliğim hiç keşfedilmek ya da bu hayattan yırtmak olmadı. Bu benim için çok önemlidir. Mesela geçen gün bir söyleşiye gittim. Çocuklar vardı. Bir festivalin Avrupa'da da 36 ülkede aynı zamanda gösterilen bir film festivalini işte çocuklara sinemayı aşılamak, sinema sevgisini aşılamak için sabahtan akşama kadar filmler izleniyor. Aralarda da sevdikleri insanlar geliyor. O aralardan birinde ben de konuk oldum. 11-12 yaşlarında bir çocuk dedi ki bana, abla, sinema işinde oyunculukta iyi para var mı dedi. Ben de mesela giderken dedim ki, ben hiçbir zaman bunun para kısmını düşünmedim. Allah'a çok şükür, şimdi gelirken arkadaşım Gülsün'le de onu konuşuyorduk. Hakikaten bu işi çok seviyorum ama yarın ne olacağımız belli olmaz. Ve ben sadece çalışmayı seviyorum arkadaşlar. Ben bu işi çok seviyorum. O kadar seviyorum ki, o kadar keyif alıyorum ki. Çok heyecanlanıyorum. Ama ben yarın X bir kahvecide kahve de yapabilirim. Ve bundan normal bir şey olamaz. Ve bunu özellikle altını çizerek söylemek isterim. Türbünlere oynayan bir yerden söylemiyorum. Önemli olan çalışma. Önemli olan yaptığınız işi iyi yapmanız. En iyi yaptığın şey şu masayı yapmaksa sen bu masayı yap. Bir kere görmezler, iki kere görmezler. Üçüncüde gelip derler ki benim otelimin bütün masalarını sen yap istiyorum. Sen yaptığın işe inan, saygı duy ve iyi olmak için dünyayı takip et. Neler oluyor? Aç vizyonunu. Ben hep buna inanıyorum. O yüzden de öyle bir gücüm de yok. Ama
bence keşfedilmek için yapmamız gerekiyor. Yapalım, ondan sonra hep birlikte görelim. Hiçbir zaman daha fazla göze girmek için hep hiç birilerine kendimi göstermeye çalışmadım doğrusunu isterseniz. Hep birileri gösteriyorsa da aman geride durayım, yanlış anlamasınlar dedim. Çünkü bu bence çok ince bir çizgi. Ben bu işi ölene kadar yapmak istiyorum. Ben bu işi işte 10 tane evi kenara koyayım, nakitten de faiz gelirse ben yatarım diyenlerden değilim. Öyle olmak istemiyorum. Ben bu işi ölene kadar, son nefesime kadar yapmak istiyorum. Çünkü çok seviyorum. Yani o başka başka insanları oynayabilmek beni hep heyecanlandırıyor. O yüzden de bilmiyorum, sevdiğiniz işi yapın. Yırtmaya çalışmayın. Gerçekten ne yapıyorsanız keyif alın. Muhakkak sizi görürler, öyle düşünüyorum. Her soruya bu kadar uzun cevap vermeyeceğim. Sadece bir girizgah olsun istedim. Birazcık da beni daha iyi tanıyın istedim. Meslekle ilgili durduğum yeri biraz daha iyi bilin istedim. O yüzden bu kadar uzattım. Hani siz parmak kaldırın, olabildiğince herkese konuşmaya çalışacağım. Kimse yok. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun. Sağ olun. Duyamayanlar için söyleyeyim. Bu doğaçlama arkadaşım hoş geldin programından sonra talk show'da niye devam etmediğimi sordu beyefendi. Şöyle ki biz Tolga'yla 2003 ya da 2004'ten beri tanışıyoruz. Çok eski tanışıyoruz. Hatta bir dizide de onunla birlikte oynamıştık. Sonrasında BKM Mutfak'ta da uzunca bir süre birlikte çalıştık. Ben talk show'a arkadaşım hoş geldin'le 39 bölüm yani 1 yıllık anlaşma yaptım. Ve o bir yıl, şimdi Tolga'nın bu programla ilgili 10 yıllık bir geçmişi var. Ben o sene konuk oldum sadece. O yüzden benim için yeterliydi, yapmam gereken başka şeyler vardı. Tam zaten program bitmişti ve biz turneleri yaparken benim bir önceki yazdan çektiğim Kocam Kadar Konuş bir yayınlanmaya başlayacaktı. Zaten artık vaktim olamayacaktı çünkü ikinci kitabı da çok şükür çok güzel seyircisi olunca filmi ikinci film yapmaya karar verdik. Zaten hiçbir şekilde vaktim olamayacağı için o bir sezonluk anlaşmamız bittiğinde sonrasında o yine kendi her zamanki gibi 10 yıldır devam ettiği gibi devam etti. Evet, rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Evet. Evet. Sizin başınıza öyle bir şey gelseydi, ya o sahneyi çekerken, hani ben o dönemde yaşayan bir insan olsaydı, ben de beni ne yapardım diye düşünüyorum. Pardon, devam edin. Bir şey daha vardı galiba. Şöyle bir rol olsa da oynasam demek istediğim çok yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şöyle ki, evet çok kısa ama beni o kadar etkileyen bir sahneydi ki Dedemin insanlarındaki o sahne. Yani başka bir filmde tamamen hikayesi anlatılabilecek çünkü mübadele dönemi çok trajik, çok hüzünlü bir dönem bence. Ve bitmeyecek hikayesi var o dönemin. Ve ben bütün oynadığım şeylerde, hüzünlüyse de mutluysa da, tüm oynadığım işlerde zaten o empati duygusunu bir şekilde düşünerek hareket ediyorum. Yani benim olsaydı nasıl yapardım? Şimdi bu tip konularda hep şöyle bir soru devreye giriyor. Tamam da yani alkolik olsaydım o zaman da içecek miydim? Ya da katil olsaydım birini mi öldürmen gerekecekti? Hayır tabii ki böyle bir şey değil bu. Bu işin hastalıklı tarafı olurdu. Sadece varsayarak, yani empati dediğimiz şey sadece o anda gerçekten orada ben olsaydım ne yapardımı düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Ama öte yandan bir de şöyle bir şey var. Orada elimde bir metin var, bir senaryo var. Dolayısıyla karakterin o senaryonun içindeki diyalogları, çünkü diyalogların benim yol göstericim oluyor. Karakterimin tüm tüyolarını veren şeyler oluyor. Oradan yola çıkarak bir karakter yaratmaya çalışıyoruz. Ve elimden geldiğince hepimizin hayatta ne yazık ki hayat böyle bir şey. Kayıpları da oluyor, acıları da oluyor. Unutamadığı
hüzünleri de ne yazık ki oluyor. Hayat böyle bir şey. Çok güzel anılarımız da var, çok büyük kayıplarımız da var. Ve onlar da bir şekilde referans oluyor. Ben de kendi kayıp duygumu hatırlayarak, o zamanki hüznümü, çaresizliğimi, acımı ya da ne bileyim işte hiçbir şekilde kendimi ifade edemeyişimi hatırlayarak oradan kendime bir kanal, bir yol bulmaya çalışıyorum aslında. Diğer sorunuza gelecek olursak, keşke şunu yapsam dediğim o kadar çok şey var ki. Çünkü şöyle düşünün, yani işin daha trajik tarafında, açalım gazeteleri, yani hem komik, hem trajikomik, hem çok acı, her gün onlarca haber var yani okuduğumuz ve üzüldüğümüz. Arkadaşın uyuyor mu? Vallahi uyuyor. Günaydın. O kadar mı korkunç konuşuyorum ya? Ay çok tatlısın. Bir kahveleyin getirin. Şaka yapıyorum, devam et. Çok hoşuma gitti bu durum. Demek ki huzurlusun uyuyabiliyorsa. Yani o kadar çok üçüncü sayfa haberi var ki. Utanma. Benim hoşuma gitti. Huzurlu olmasan uyuyamazdın. Demek ki ninni gibi geldi anlattık. Dolayısıyla benim de oynamak isteyebileceğim o kadar çok hikaye oluyor ki zaman zaman hıncımdan, sinirimden, acımdan hepimiz gibi. Çünkü çok acı şeyler okuyoruz yani. Ve bunların her bir film olsa yani bizi can damarımızdan vurur ya. Yani ne bileyim işte ölüm haberleri, istismar haberleri ya da işte onlarca şey var yani aklıma daha gelemeyen hastalık haberleri. Dolayısıyla bunların her biri bir hikaye olabilir, bir film olabilir. Her hikaye hayatta film olabilir. Dolayısıyla onu nasıl anlattığınız önemlidir. Onlarca kez anlatılan aynı hikayeler var. Ama o kadar farklı yerlerden anlatılıyor ki her defasında bizi etkileyebiliyor. Benim de oynamak isteyeceğim onlarca, binlerce kadın var. Ya da insan var. Kadın erkek diye de kısıtlayamam. Çünkü ben her şeyi oynamak istiyorum gerçekten. Çok heyecanlanıyorum. Bu konuda daha önce de çok söylemiştim. Bu konuda çok maymun iştahlıyım. Beni heyecanlandıran o kadar çok hikaye var ki bu hayatta. Dolayısıyla ben şunu oynamayı çok istiyorum diyebileceğim bir iki tane şey yok aslında bakarsanız. Galiba şuralardan bir el kalkmıştı biraz önce. Buyurun. Sağ olun. Soruyu hemen duymayanlar için sorayım. Türkiye'de maalesef aktör denince komedi konusunda özellikle hep ilk aklımıza gelen erkekler oluyor. Ama siz de komedi denilince bir kadın olarak aklımıza gelen insanlardan biri olmayı başardınız. Bunu nasıl yaptınız? Değil mi? Soru buydu duymayan arkadaşlarım için. Aslında bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Kadın, ben komedyen değilim yanlış anlamayın ama komedyenler mesela çok az. Kadın komedi oyuncuları da aslında çok az değil Türkiye'dekine göre. Çünkü bence yurt dışındaki oyuncular bu konuda daha yelpazelerini geniş tutabiliyorlar. Bizde bence şöyle bir dezavantaj var. Seyirci neyi görüyorsa ve seviyorsa hep onu görmek istiyor. Ya da aslında seyirci diğer şeyleri görmeye de açık olduğu halde yapımcılar, yazarlar, yönetmenler onları hep aynı yerde kullanmak istiyor. Ya da oyuncu hep yaptığı şeyle yapmak isteyebiliyor. O yüzden biz hep aynı şeyleri görüyoruz. Ben sadece bir komedi oyuncusu değilim. Olmamak için elimden geleni yapıyorum, yapacağım da. Geçtiğimiz sene üç tane festival filmi yaptım. Biri Tolga Karaçelik'in Kelebekler'deki, orada çok küçük bir roldü, konuk oyunculuk yapmıştım. İzlemenizi tavsiye ederim, bence şahane bir film oldu. Lady Winslet diye bir filmde oynadım. O da yabancı bir yönetmen, Hiner Salem'in filmiydi. Orada daha duygusal, daha böyle bir aşk kadınıyla oynadığım karakter. Bir de Ay Dede diye bir filmde oynadım. Antalya'nın bir köyünde çektik. Ay Dede'de 90'larda geçen bir anne-oğul hikayesiydi ve çok dramatik bir hikayeydi. Ben sadece komedi yapan bir kadın değilim mesela. Ama
Bence kadınların komedi yapmaktaki çekincesinin en büyük sebeplerinden biri, komedi birazcık daha her şeye cüret edebilme, hakkı kendinde görüp buna cesaret edebilmekle çok alakalı bir şey bence. Yani utanmadan, sıkılmadan, istediği şeyi hiç cinsiyetçi olmayan bir yerden bir erkek gibi söyleyebilmek aslında. Ama bizim ülkemizde erkekler bunu çok rahat yaparken kadınlar yaptığında ayıplanıyorlar. Ve ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Halbuki biz bir masada olsak, birlikte otursak, 3-4 kişi olsak, aynı espriyi yapsam siz bana gülersiniz, eğlenirsiniz. Tırnak içinde o anda aklıma gelen daha müstehcen bir şeydi size söylesem siz gülebilirsiniz. Ama bu bir kameranın önünde birazcık daha toplumun önünde yapıldığında ama bir kadına yapmak yakışmıyor deniliyor. Sadece bunu örnek olarak söylüyorum. İlla buradan komedi yapmak zorunda tabii ki değiliz. Bu ilk aklıma gelen şey olduğu için bu örneği veriyorum. Dolayısıyla bence orada farkında olmadığımız bir cinsiyetçilik devreye giriyor. Halbuki kadın yapıyorsa erkek de yapar. Ne fark ediyor ki? İnsanız sonuçta. Olaya bakış açılarımız bir kadının gözünden dinleniyor, bir de erkeğin gözünden dinleniyor. Ve bunu bir kadının yapmaya çekinmesini de anlayabiliyorum. Çünkü çocukluğumuzdan beri hep şöyle büyütülmedik mi? Ben öyle büyüdüm. Aman kızım etraf ne der? Aman yanlış anlamasınlar. Aman boşver şimdi biri bir şey der. Biri biri bir şey der. Ya bu slogan oldu. Halbuki yaptığımız şeydeki niyet çok önemli. Ve bunu nasıl yaptığımız çok önemli. Ben bunu yaparken niyetimi biliyorsam, bunu bu şekilde anlatıyorsam burada bir sorun yoktur bana göre. Dolayısıyla tıpkı sosyal hayatımda sizin oturup konuştuğum gibi bunu burada da yaptığımda her konuda bu arada birazcık daha eğlenceli bir yere gidebiliyor. Ama çok ince bir çizgi var. Altını çizerek belirtmek isterim. Eğlenceli olmakla bunu kulakları çınlasın. Hocamız tiyatro hocalarımızdan, sahne hocalarımızdan Mustafa Alabora söylerdi. Derdi ki komik olmakla alelade olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. O yüzden de o çizgiyi buradayken oradaki seyirciyle sağlayabilmek gerçekten çok zordur. Bence de öyle. Söylediğiniz şey bir anda o kadar yanlış anlaşılır ki hem siz rezil olursunuz hem kurmak istediğiniz cümle aslında öyle değildir. Ya da siz cümleyi öyle kurduğunuz için aslında hatalısınızdır. Her şey olabilir. Ama bence komedi komik olmakla alelade olmak arasındaki o ince çizgiyi tutturmak üzerine kurulu bir sanat. Ve kolay bir şey değil. Ve bence çok iyi bir zamanlama meselesi. Ne bileyim, Amy Schumer diye bir kadın var mesela. Komedyen, Amerikalı bir kadın. İnanılmaz böyle cinsellikten de yumuran şakalar yapıyor. Onu ben burada yapsam var ya, arkadaşlar beni linç ederler. Yemin ediyorum, bakın çok samimiyetle söylüyorum. Bakın ben izlerken bazen şöyle oluyorum. Ya biraz abarttı sanki ya. Ay, ne gerek var şimdi bu böyle demesine? Şimdi kendimi düşünüyorum. Ama bu tamamen yaşadığımız yerle, coğrafyamızla, aslında bizim nasıl büyüdüğümüzle, kafamızdaki özgürlük algımızla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl büyütülüyorsak, çünkü bizi biz yapan şeyler büyütülüş şekillerimiz aslında. Dolayısıyla onun o çok daha uçsuz bucaksız kafası, zaman zaman benim de anlayamadığım, onun bunu yapmaya cüret eden bir kadın yapıyor. Seyirciler anıra anıra gülüyorlar arkadaşlar, inanamazsınız. Yani bu bir kültür meselesi. Komedi oranın kültürünü nasıl kullandığınızla da alakalı. Ve tabii ki diyeceğim, bence bunu en iyi yapan kişi sahne üzerinde bilhassa Cem Yılmaz. Kalemiyle Yılmaz Erdoğan. Yani o kadar iyi yapıyorlar ki. Çünkü buranın, yani bu coğrafyayı ve bu insanı çok iyi biliyorlar. Yani gördükleri şeyi çok iyi, hitabet güçleri o kadar kuvvetli ki ve kalem. Çok iyi seyirciye geçirebiliyorlar, hissettirebiliyorlar. O yüzden de benim nasıl yaptığıma gelecek olursa, yani yaptığım şeydeki tek kaygım mı desem ya da özen gösterdiğim şey, gerçekten samimi yapmaya çalışıyorum. Bunu olabildiğince gerçek bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İki kişi masada otursak, nasıl yaparsak öyle yapıyorum aslına bakarsanız. Sadece bazı cümlelerimde çok sansür var. Ne yapayım? Kimisi rahatsız olabilir, saygı duymak zorundayım. Kimisi de çok sevebilir. Onu da ancak
nabzı yokladığınızda, bir masada da öyledir ya, birileriyle samimi olmaya başladığınızda tonunuz da samimi olmaya başlar. O zaman istediğiniz gibi daha rahat konuşursunuz. Dolayısıyla ben de elimden geldiğince gayet samimi bir yerden konuşmaya çalışıyorum. Ama o konuşma bir anda alelade bir yere gidebilir. Buna da çok özen gösteriyorum. Saygılı olmaya çalışıyorum bir kere herkese. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü komedi yaparken bazen böyle saygısız bir yere de gidilebilir. O da mesela çok incitici, çok rencide edici olabilir. Başkaları üzerinden özellikle komedi yaparken çok özen göstermek gerekiyor bence. Sosyal medyada da öyle. Şaka yaptığını zannediyor. Aslında biz buna siber zorbalık diyoruz. Ve ben bunun özellikle yüzü olmak istediğim bir sosyal sorumluluk projesinde böyle ince bir çizgisi var. Konuştuğumuz, söylediğimiz, karşımızdakinde eleştiriyor olabiliriz. Amenna. Ama nasıl eleştirdiğin çok önemli. O iğrençsin. Bu bir eleştiri değil, bu bir hakaret. Mesela atıyorum, sizi takip ediyorum ya da takip etmiyorum. Bir şekilde denk geldi gördüm. Ben elbisenizi çok beğenmedim bir yorum. Ama ay bence iğrençsin bir hakarettir. Bu da ince bir çizgi. Ya da birine sen de artık komik değilsin demek alelaleliğe giren bir yorum. Ama ya bazen çok gülüyorum, bazen hiç gülmüyorum. Normal bir yorum mesela. Nasıl hitap ettiğimiz de çok önemli karşımızdakine. Bu yükseltimin üzerinde, bu sahnenin üzerinde benim için de geçerli, sizin için de. Karşılıklı saygı hep olmak zorunda. Sevgimiz zaten birbirimize karşı ya da bir merakımız var ki burada buluşabiliyoruz. O konuda bir sıkıntı yok, hiç şüphem yok. Ama size saygı duymak zorundayım. Ben buradayım diye onu her şeyi yapabilme cesaretine sahip bulmuyorum. O hakkı kendimde görmüyorum. Çünkü kimisi hoşlanır, kimisi hoşlanmaz dediğim gibi. Bana göre komedi o yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Ben neye gülüyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Benim adıma bunu nasıl baş edebiliyorsun diyecek olursam, ben hep güldüğüm şeyleri ben gülüyorsam arkadaşlarım da güler diyorum. Önce arkadaşlarımla bunu deneyimliyorum. Sonra ben gülüyorsam galiba herkes bir şekilde eğlenir diyorum. Çoğunlukla öyle oluyor aslına bakarsanız. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar için söylüyorum. Aslında insanın bir tarafında kötü bir insan da yatar dediniz. Ki galiba ben onu şöyle düzeltmek isterim. Aslında hepimizin görünürde olmayan olumsuz özellikleri de var. Ya da her şey kusursuz değil. Çünkü öyle demek daha doğru olur. Olumsuz bir şey bir insanı kötü yapmaz. Ya da çok olumlu bir şey bir insanı bir anda iyi bir insan da yapmaz. Yani o durduğumuz yerle alakalı bir şey bence. Sizde hiç böyle şeyler olmuyor mu? Hani bir yalan söylersiniz ama onu çaktırmamaya çalışarak ama benim böyle bir sebebim vardı dersiniz. Sizde hiç böyle anlarınız olmuyor mu dediniz. Değil mi? Doğru ifade edebildim sanırım soruyu. Hayır yani aslında anlamamışım. Yani yüzleştiğinizde ha. Benim, evet aslında bu benim bir özelliğim. Anladım. Hoşlanmadığım bir taraf, hoşlanmadığım taraflarım var aslında. Mesela şuralar gibi diye. Şöyle söyleyebilirim. Benim de tabii ki herkes gibi hoşlanmadığım, sürekli böyle kendimle kavga ettiğim çok taraflar var. Çok özelliğim var. Mesela çok sabırsız olabiliyorum. Böyle her şey hemen olsun istiyorum. Bazen algısı kapalı insanlara böyle tahammül edemiyorum. Halbuki benim de herkes gibi algımın kapalı olduğu zamanlar olabilir yani insanlık hali. Ama her şey böyle şık bir olsun istiyorum. Ve bu çoğu zaman böyle bir dezavantaja dönüşebiliyor. Ya da ne bileyim, ya çok basit ama yaşadığım çok samimi bir örnek vereceğim şimdi size. Direkt evdeki olayı da buraya taşımak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Şimdi benim kardeşimle ve çoğu zaman kuzenimle birlikte yaşıyorum, tamam mı? Bundan 2 yıl öncesine kadar annemle de birlikte yaşıyorduk. Ben birazcık temizlik konusunda takıntılıyım, tamam mı? Ve böyle o konuda kırmızı çizgilerim var resmen. Dün kardeşimle konuşuyoruz, bana dedi ya tamam kırmızı çizgilerim var ama ya ben buna çoğu zaman gülüyorum dedi. Ama mesela herkes buna gülmez dedi. Ve böyle ona kendimi anlatırken, o anlatma şey yani tarafını çok paylaşmak istemem hani orası özel bir taraf ama yani çünkü herkesin kendine göre sebepleri var.
bazen üslubum çok sert olabiliyor bu mailin. Bu niye böyle, şu niye şöyle, işte ne bileyim, elimden geldiğince böyle her taraf pırıl pırıl olsun, tertemiz olsun falan, böyle takıntılarım var yani. İşte de mesela, birinden bir şey isteyemem, her şeyi gidip kendim yaparım. Bu bazen bir dezavantaja dönüşebiliyor. Ya da ne bileyim, bazen bir şeyle ilgili hoşlanmadığım ya da yalan olduğunu gördüğüm ya da beni aptal yerine koyan bir şey görüyorsam bunu hiç fısır fısır yapmam. Böyle olduğu gibi bodoslama söyledim. Bana böyle böyle yaptığın için senden hiç hoşlanmıyorum. Bence çok samimiyetsizsin. Böyle bayağı olduğu gibi yani. Ve bunu yapmışlığım çok var. Hani mesela dışarıdan bakıldığında herkes öyle melek gibi bir insan görüyor olabilir ama bence hiçbiriz öyle değiliz. Ama bu bizim kötü olduğumuz anlamına da gelmiyor. Ben şimdi onun arkasından gidip de arkadaşlarıma bu da böyle yaptı, şöyle de demiş, böyle de yapmış diyeceğimi gidip kendisine diyorum ki büyük samimiyetsizsin, sana zerre güvenmiyorum, karşıma çıkma. Olduğu gibi söylüyorum yani. Arkasından söyleyeceğimi kendisine söyleyeyim, daha iyi. Ya da sevmiyorsam mesafe koyuyorum. Bir kere aa niye böyle yaptın diyor, iki kere niye diyor. Üçüncü de diyorum ki neden bu kadar sorguluyorsun, demek ki böyleyim sana karşı. Yani bunun sebebini anlamıyor musun? Aptala mı yatıyorsun? Yoksa gerçekten anlamıyor musun? Çünkü gerçekten anlamıyorsan samimiyetle sana anlatabilirim. Ve anlatıyorum. Yani böyle aptal derine konulmaya falan tahammülüm yok mesela. Kendim hiç öyle şeyler yapmamaya çalışıyorum. Ya ben böyle çok mu melek gibi davranıyorum acaba şimdi size karşı? Benim gıcık olduğum taraflarım bence bunlar ama gerçekten yani. Böyle çok işkoliyim. Yani işimi yaparken çok özen göstermeye çalışıyorum hakikaten. Böyle sallapati bir şey yapmamaya çalışıyorum. Zaman zaman o işe başlarken böyle ıncığını cıncığını o kadar da önemsenmeyecek bir işi fazla böyle detaylı bir şekilde düşünüp iyi bir şey yapmaya çalışabiliyorum. Ne bileyim bunlar bazen insanlarda yorucu olabiliyor yani. Böyle şeylerim olabiliyor. Aha. Hayatınızın en büyük keşkesi ve bunu değiştirmek istiyorum dediğiniz bir an var mı denildi. Ben bunu çok düşünüyorum. Gerçekten çok düşünüyorum. Hayatta hepimiz gibi benim de çok zor zamanlarım oldu. Hayatımı çok zor denkleştirmeye çalıştığım zamanlar oldu. Çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu. Başkasının eline bakmak zorunda kaldığım zamanlar oldu. Ve hep şunu düşünüyorum bu noktada. Allah'ım iyi ki her şey böyle olmuş. Çünkü bir şeyin kadrini, kıymetini kendimle ilgili söylüyorum. Herkes için bunu söyleyemem. Biliyorsam en çok bundan dolayı biliyorum. Kendimi biliyorum. Benim yaşanmışlıklarım bana hep bunu söyletiyor. Şimdi küçük anlık, günlük ihtiyaçlarımızda, hayatlarımızda böyle gelir geçer. Hepimizin keşkeleri oluyor. Ama büyük bir keşkem var mı? Sabırsızım dedim ya az önce. Bağlarımı koparma konusunda da aşırı sabırlıyım. Yani beni o noktaya löp diye bir şey getiremez. Çünkü ben arkadaşlıklara ve ilişkilere çok önem veren bir insanım. Hayatta böyle çok nasıl diyeyim, en bağımlı olduğum şeyler onlar hatta, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlarım için böyle iki elim kanda olsa yetişirim yani oraya. İşte ailem için öyle. Yani yardım etme konusunda, organize etme konusunda ne gerekiyorsa yani yapmaya çalışırım. Ama bağlarımı koparma konusunda kolay kolay adım atamam. Keşke şu olabilir. Bazı insanlarla, bir iki tane var özellikle, haddinden fazla uzayan arkadaşlıklarım oldu. Keşke zamanında Allah bana o işaretleri yollamışken orada dur diyebilseydim. Ama buna da tecrübe veriyor. Bir kere yapmıyorsun, iki kere yapmıyorsun, üç kere yapmıyorsun. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu ara Netflix'te sürekli Wild Wild Country diye bir tane belgesel var. Osho'nun belgeseli. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben Osho'yu çok ya şimdi size spoiler de vermeyeyim. Yani yazdığı şeyleri böyle okuyup severdim. Onun bir lafı varmış. Çok hoşuma gitmişti. Demişler ki, yeniden gençliğinize dönmek ister misiniz? O da demiş ki, eğer 20 yaşına elimdeki yaşadığım tüm tecrübeler benden alınıp beni gönderecekseniz hiçbir manası yok, yine aynı yollardan geçeceğim. Dolayısıyla tecrübenin kendisi zaten kıymetli olan. Şimdi
O zaman keşke şu zaman onunla zaten uzatmasaydım arkadaşlarımı dediğim şeyleri. Şimdi yapabiliyorum. İyi ki böyle olmuş diyorum o yüzden de. Ben keşke demeyi sevmem diye bunu söylemiyorum. Hepsinin bir sebebi var, bir karşılığı var bende. O yüzden çok şükür yok. Yaşadığım şeyler aslında benim, ben yapan şeyler böyle olması gerekiyor o yüzden. Buna çok inanıyorum. Arkalardan birilerine... Buyurun. Evet, evet. Çok özür dilerim. Size de sonra hemen söyleyeceğim. Biz konservatuar arkadaşıyız Deniz'le. O benden bir sene sonra girdi. Çünkü o benden birazcık daha vasattı. Şaka bir yana. O işte 2002 girişti, ben 2001 girişliyim. Hiçbir zaman kopmadık, konservatuar arkadaşıyız. Zaten tiyatroda yeri gelir, okul kapanır. Ama siz içeridesinizdir. Çünkü sahneye ihtiyacınız vardır. O sahnede prova etmeniz gerekir. Orada yatar kalkarsınız. Yeri gelir, ya o arkadaşınız sizin evinize gelir, ya siz onun evine gidersiniz. Tabii biz o dönemlerde zaten ailelerimizle yaşıyorduk. Şimdi annesi babası senin de annen baban gibi oluyor. Hoş geldin kızım, al pijaman, karnın aç mı, gir bir duşunu al. Bir anda ev senin de evin olmaya başlıyor. O zamanki arkadaşlarınla da öyle bir bağ kuruyorsun ki evin kızı oluyorsun. Evin oğlu oluyor sana geldiğinde. Dolayısıyla bir nevi çocukluk arkadaşı gibiyiz. Ben 19 yaşındaydım. İkimiz de 19 yaşındaydık o zaman. Hiç kopmadık ama sonrasında yani. Öyle bir arkadaşlığımız var. Ya pasaklı değil, çok temiz ama çok dağınık. Paşa evladı yani. Rahmetli Şükrü amca da hiç öyle bir adam değildi ama. Yani hiç kılını kıpırdatmaz. Ama ben de, annem bana hep der ki tam bir hizmetçi ruhlusun. Ben de iş yapmayı hiç erinmem. Yani... dolayısıyla galiba iyi bir meç bu. Çok da şikayet ettiğimi söylenemez yani. Birileri bir şey istese de yapsam diyen bir insanım. Ben evde tam bir ev kadınıyım yani. Böyle bir sürekli iş yapan, eli kılını kıpırdatmaz, ben sürekli iş yaparım. Öyle yani. Siz de bir şey soracaktınız. Yo, aslında tamamen yediğim için oluyor. Geçen... Size bir şey itiraf edeceğim. Bakın bu çok açık bir itiraf. Bana diyorlar ki, işte rol için kilo verdi. Evet, rol için veriyorum ama sonra kendi kiloma dönüyorum. Sonra zayıf olmamı gerektirecek bir rol varsa ki hep içimden diyorum ki Allah'ım inşallah biri olduğum gibi isterler, ne olur. O zamanlar kilo vermem gerekiyor. Ama arkadaşlar, dün uyandığımda şu boynum, kolum nasıl tutulmuştu? Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Benim ilk kilo verme sürecim bel fıtığı çıktı, tamam mı? O zaman da bundan 12 kilo falan fazlayım. Ve yani artık böyle sadece, yani şimdi birer reklam gibi olacak da, içmemem gereken şeyleri içip, yememem gereken şeyleri yiyorum, böyle söyleyeyim. Abur cuburla besleniyorum yani, tamam mı? Ve sabah öyle, akşam öyleyim yani. Patates cipsi yanımdan ayrılmıyor, öyle söyleyeyim size. Ve şimdi belim bir gün tutuldu ayakkabımı bağlarken. Anam dedim, ne oluyor ya? Ben o zaman 29 yaşındaydım ve hareket edemiyorum arkadaşlar. 28-29'um. Doktora gittim. Dedi ki, kızım dedi, 30'una geldiğinde zaten dizlerim de doğuştan bir X bacak sendromu var. Hani o da birazcık 30'dan sonra acılı bir şey olmaya başlıyor. Allah kimsenin başına vermesin gerçekten. Dikkat etmem gerekiyor. Şimdi biliyor musunuz, bütün vücudun yükünü, ağırlığını taşıyan şeyler de bunlar. Adam, doktor bey bana dedi ki, Ezgi dedi, eğer dedi bu kiloda devam edersen 30'una geldiğinde merdiven çıkamazsın kızım dedi. Şimdi ben obez değildim ama herkesin bir anatomisi var. Mesela benim dizlerimde olan bu problem beni ekstra zorlayan bir şey. O yüzden de şimdi dün dedim size tutuldum. Neden? Çünkü yine kilo aldım. Ve dikkat etmem gerekiyor kendime. Ve şimdi deli gibi dikkat ediyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa bir iş yapacağım. O işteki kulaklık için nasıl ismini vermeyeceğim. Kişi de dedi ki,
Sen dedi o güne vermezsen dedi ben hayatta seni çalışmam dedi. Neden dedim? Ben dedim giyip süslenince çok güzel olur. Gerçekten arkadaşlar. Yani neden böyle söylüyorsun? Ya dedi Allah aşkına dedi bir aynaya bak dedi. Yani özellikle de alt tarafımı gösteriyor. Lütfen dedi bir toparla kendini dedi. Yani şimdi tabii ki bu şakasını yapıyor beni gaza getirmek için. Ama şöyle bir şey var. Hani bir rolün kastı olmak diye bir şey var. Yani ben kalkıp da Natalie Portman'ın oynadığı Black Swan'ı kast olamam arkadaşlar, gerçekçi olamam. Kadın bir yıl her gün 8 saat bale yapıp bir balerin gibi rolüne hazırlanıyor. Yani olacak iş değil. O rolü bir yıl her gün 8 saat çalışmak için de kastı olamam. Ben ona uygun bir anatomiye sahip değilim zaten. Önce kendi kampıma girip sonra o audition'a katılmam gerekir. Dolayısıyla kendime özen göstermem gerekiyor. Bu tutulmaların tek sebebi fıtık. Hem siyatik hem de iki tane bel fıtığım var. Benim sağlığıma dikkat etmem gerekiyor. Nasıl diyeyim? Kendime özen gösterirsem bu işteki yelpazem de genişleyecek. Bir rol için suni yollarla kilo aldırabilirsin birine. Makyajla, kıyafetle ama beni zayıf gösteremez. Beni zayıflamak gerekiyor. Ben de kendimi böyle seviyorum. Teşekkür ederim. Ama sağlığım için her şeyden önce özen göstermem lazım. Bunu çok açık söyleyeyim size. Evet. Buyurun. Ömer bunun için her zaman gözümde. Sizin kafetinizde. Her zaman sizi izliyorlar. Sizi hiç hissediyor mu yani? Keşke ünlü olmasaydı. Soru şuydu. Ünlü olduğunuz için sürekli göz önündesiniz. Bir kafeye dışarı sosyal hayatınızda da çıktığınızda. Bu sizi hiç rahatsız ediyor mu ya? Keşke ünlü olmasaydım dediğiniz oluyor mu? Soru buydu. Bence bende çok böyle şeyler olmuyor. Mesela bazı oyunculara ve müzisyenlere çok böyle çığlık çığlığa durumlar olabiliyor. İşte başından ayrılmayan seyirciler olabiliyor ama bence bende böyle bir şey olmuyor. Ben her yerde rahat edebiliyorum galiba. En fazla 3-5 fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Ne olacak yani? O da hani yani bir anım olsun diyor. Ben de ünlü görünce fotoğraf çektiriyorum. Çok seviyorum. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Siz zannediyor musunuz ki ben onları hesap için yaptım? Hayır, elimde fotoğraflar birikti. Arkadaşlarıma gösterip duruyorum. Abi niye yapıyorsun böyle şeyler diyorlar. Ben de diyorum ki ileride çoluğun çocuğun olursa bak bunu da tanıyorum da benim diyorum. Ondan sonra ve sonra aklıma geldi. Lan dedim bir hesap açayım bari. Hani tanınmış kişileri seviyorum diye. Sebebi de tamamen bazı yani böyle bazı seyirciler var. Hep aynı pozu veriyorlar mesela. Bana hep denk geliyor. Böyle hep aynı girişle profillerini stalkluyorum mesela. Benim öyle takip etmeyip böyle stalkladıklarım var. Ve mesela mütemadiyen ünlü fotoğrafı koyuyor. Ve böyle ilk gördüğümde de benim duymadığımı sanıyor. Ama hep şöyle söylüyor. Şey değil mi şu ya? Mesela benim profil linkimde de o yazıyor. Şey değil mi şu ya? Yani kendi adıma başıma gelebilecek bir şey. Çünkü ben de sevdiğim bir ünlüyü görünce bir anım olsun istiyorum yani. Ben kalkıp da Necdet Alp'i ne zaman göreceğim? Gördüğümde bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Ya da işte ne bileyim bazıları arkadaşım da olabiliyor. Ama onu da seviyorum yani. Hiç fotoğrafım yok onunla. Bir fotoğrafım olsun istiyorum. Dolayısıyla birisi de benimle fotoğraf çektirmek istediğinde bunu da anlayabiliyorum yani. Ya benim için sorun olmuyor doğrusunu isterseniz. Evet, ben teşekkür ederim. O zaman çıkışta sizinle bir fotoğraf. Hayır. Valla bana benim için sorun değil. Ama sonrasında bir yere gitme ihtimalimiz var. Ben herkese de... Bir yere gelin. Hesaba bana gitmeyecekseniz sorun yok. Biraz kalabalık geldi çünkü. Şöyle söyleyeyim. Ben isterseniz tek tek çekelim yani. Bunu öylesine söylemiyorum. Selfie yaparız. Tamam. Yani ben seni çektirirsem herkes de çektiririm. Açık söyleyeyim. Ben öyle bir şey yapamam. Şimdi kalkıp da gel arkaya çekelim falan filan. Adil olmak zorundayım. Hiç sevmem öyle bir şey. Yanımda mı olsa? Ama o da adil değil. O zaman herkes yanımda olmak isteyecek. Yani ayıp olur. Yapamam öyle. Ya biz arkadaşım hoş geldikten sonra herkesle isteyen salonda kalan tek tek fotoğraf çektiriyorum. Şahan'la Celal'le Celal için Almanya galasına gittik. 2000 kişiyle fotoğraf çektirdik. Aralıksız film işte saat ne zaman?
10.30'da falan bitti. Biz çıktığımızda saat 1'e geliyor. Gerçekten. Ya ne olacak? Gitmişiz 40 yılın başı Almanya'ya. Çektim yani. Eline mi yapışır? Evet, toplu olması zor oluyor. O yüzden bir mekana gidince mekanda kaç kişi var ki? Ya da kaç kişi gelip de fotoğraf çektirmeyi seven var, sevmeyen var. Görüp, ya çok seviyorum sizi, iyi günler diyen de var. Ya bir fotoğraf çektirelim mi diyen de var. O da değişken bir şey yani. O yüzden de durum kişiye göre değişiyor. Buyurun. Yani bir surat astığı için neyse sonra yaparız dedim. Çünkü böyle çok hoşlanmadığı bir durum olur gibi oldu. Ben de çekindim ama o arada başı da kalabalık. Yani ben de gerçek bir seyirci gibi olur olmaz bir anda bir fotoğraf falan dedim böyle. Hiç hani o insanın nabzını yoklamadan içinde bulunduğu durumu bilmeden. Ama o istisna bir durum dediğim gibi. Bir koşuşturmacısı vardı sahne gerisinde. Haklıydı da yani. Sonrasında çekip zaten kendisi söyledi üstelik de. Hakkını yiyemem. Yok ismini vermiyorum. Ayıp olmuş şimdi. Gerek yok. Kim? Ha yok yok. Gerek yok. Ayıp olmuş şimdi. Sonrasında kendi gelip dedi. Ya özür dilerim dedi. Koşturuyordum. Ben de utandım. Hani böyle yamanmaya çalışan birisi gibi. Valla ayıp oldu diye de utandım yani. Buyurun. Evet. Yok bu benimki değil. Ben. Yok ya, saçmalamayın Allah aşkına. Ben evde mavra yapıyorum sadece. Öyle bir haddim olabilir mi ya? Şarkı söylemek lazım. Daha neler artık. Bir de onu yuvadan yedirmişler. Arkadaşlar, inanamıyorum. Çok saçma ya. Bana böyle bir şey yaptınız. Ben her gün okuldayım, içeride sürekli yani hani Ezgi Mola gelecek, Ezgi Mola kafelerde duyuyoruz. Herkesin bahsettiği tek şey mikrofon. Biz de hazırlıklı geldik. Size bir şey soracağım. Evet, ben... bir tane de burada var. Tam bunu bugün aralarından birine hediye edeceğim. Evet, Ezgi Mola mikrofonu. O yüzden... Siz beni böyle de duyuyorsunuz değil mi? Kendimi az solist gibi hissediyorum. Arkadaşlar şimdi benim sesim iyi bir ses. Gerçekten birileri beni dalga geçiyor tabii ki gaza getirmek için. Sizi anlıyorum çünkü ben olsam ben de böyle yaparım. Müthiş baba hadi yürü. Sonra da videoyu çek, Instagram'a koy, Ezgi Mola'nın model oluşum diye. İkinci sayfa official'da hep birlikte izliyorum. Ya benim gerçekten öyle bir sesim kesinlikle yok. Ben biliyorum. Çünkü kulağım iyidir. Yani kulağıma da güvenirim. İyi dinlerim, iyi duyarım ama öyle bir sesim yok. Ben arabeski birazcık seviyorum. Böyle arabesk, fantezi falan. Bu şu mikrofonun alameti harikası yankısı. Şimdi kendi sesini bir anda o kadar iyi duyuyorsun ki. Ama şimdi 15 saniyelik story'yi çekiyorum. Bir dinliyorum. Anam o ne ya? Yani akıllara zarar. Böyle bir şey olamaz. Tamam yani işte yaptığını sanıp yapamama durumu bu. Ben de hiç sakınmadan koymaya başladım. Çünkü herkes kendisini çok iyi sanıyor. Yani ben de öyle sanmadığım için zaten sakınmayıp koydum. Yoksa daha iyi ve kusursuz söylemeye de çalışabilirdim. Ama yani ne gerek var ki? Ben şarkıcı, müzisyen değilim. Böyle bir iddiam da yok. Ben sadece eğleniyorum. O yüzden de... Diyordunuz ve istek şarkıları alıyordunuz. Şarkılar bir de. Ya tamam eğlencesine bir tane söyleyeyim ama yani herkesin istediği bir şey olsun bari. Ne vardı? Ne vardı? İkinci saatte Ebru Güneş taklidi vardı. Ebru Güneş taklidi mi? Hayır Ebru Güneş çok söylüyorum aslında taklit yapmıyorum. Ebru Güneş taklidi bir şey söyleyeceğim. Çünkü biz kocan kadar konuşup çekerken tamam mı? Ben şimdi söyleyene bayılıyorum. O şarkı söyleyeyim diye bir şarkısı var ya Ebru Güneş'in. Söz müziği de Ersay Üner'in, onu da çok severim, Ersay'ın bestelerini. Ve benim ekip arkadaşlarım, kulakları çınlasın, ben onları hiç yayınlamadım. Görseniz krize girersiniz, çok eğlenceli. Benim ekip arkadaşlarım yemek arası oluyordu. Gitmiyorlardı yemek arasına. Kamera, ışık, orada durup bana klip çekiyorlardı. Ben klip, şarkı, o şakafatlı dünyaya bayılıyorum. Ama
yani işlevsel olarak içerik var mı dersen kesinlikle yok. Keşke Ebru Gündeş'in yarısı kadar sesim olsa da söylesem yani. Hiç sakınmam, kesin söylerim. Ama sizin için hani küçük bir anımız olsun diye şey, bir kuple söyleyeyim yani, o kadar. Bunu da söylesem duyuyor musunuz? Bunu hiç karıştırmayacağım çünkü. Bak kameraları çıkardım. Ya yapmasam olmaz mı? Çok güzel. Yani tamam işte söyle. Ne bileyim nasıl söyleyeyim? Öyle insanların içinde bir kere yani öyle bir sesim yok. Yılmaz'la beraber düet yapsanız. Ya, şaka mısın? Ya yapıyorum onu. Gerçekten. Birlikte yapalım hadi. Sen de şunu al. Dur, adaletsiz seçim söyleyelim, düet olsun. Ya oğlum dostlarımı söyle. Yalnız dostlarımı. Ya aa tamam, onu söyleyelim hadi. Korkuyor. O da tamamen doğaçlama biliyor musun? Yani senaryoda olmayan bir şeydi. Ben böyle bir anda girdim Murat Yıldırım'a. Hadi kardeşim, koçum falan. Söylüyorum ağzından öyle bir şey çıktı. Korku çocuğuyuz. Bütün ekip böyle yaptı. Hatta kulaklaşınızın yönetmenimiz Kıvanç dedi ki kop çocuğu ne ya? Dedim ki hocam yanlış anlamayın kop değil gopo. Gazi Osman Paşa ondan sonra anlatmaya başladı. Benim Gazi Osman Paşa ile bir alakam yok ama biliyorum. Ya tamamen arkadaş ortamından biliyorum. Orada arkadaşlarımdan biliyorum. Yine kulaklaşınızın benim okul arkadaşım Cengiz diye bir arkadaşım vardı. Oralıydı. Kardeşim gop çocuğuyuz biz falan derdi. Oradan kalmış aklımda. Doğaçlamanın ortasında bir anda bodoslama girdim. Gop çocuğuyuz biz diye. Bütün ekip böyle bir anlam veremedi. Sonra montajda kondu. Ondan sonra bir de üstüne hani bunu remix yapalım dedim. Klibi çıktı. Sizin eğer izlediyseniz benim YouTube'da bir tane kanalımda bir video var. Hani böyle bir saçları maçları atıp. Onu biz çektik. Film ekibiyle alakası yok. Yani ben kendi prodüksiyon ekibi kurdum. Valla Doğan Eseliksleri kiraladım ve klibimiz çektim. Ve sonra yapımcımız Necati Akpınar'a yolladım. Necati abi ya senin için mahsur yoksa koyabilir miyiz bunu dedim. Dedi ki Ezgi'cim geç kaldı de hemen koy dedi böyle güle güle. Ondan sonra klip aldı yürüdü zaten orada. Yani bir günlük YouTube macera. Hadi söyleyelim. Siz tam yalnızın dostlarını söyleyelim. Başlayın. Siz başlayın, İbrahim Kaçık. Girişim biliyorum ben. Çekildiğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Yılmaz sen söyle. Çekmediğim çile kalmadı. Allah! Kocaman bir alkış. Yılmaz'ı. Evet, çok teşekkür ederim. Kırmadım. Mikrofonları buraya bırakalım. Sahne sonunda siyahı tek edeceğiz. Tamam. Sarı daha kıymetli onu vermiyoruz. Çok yok. Sahibi ben. Sorular, başka sorular var mı? Buyurun. Ben size biraz özel bir soru sorabilir miyim? Tabii. Jason Statham olan aşkınız nereden geliyor? Jason Statham. Evet. Çok özel bir soru sordu. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi. Ya olay şöyle başladı. Şimdi benim de bir seyirci olarak içimden yazmak istediğim, bir şeyler yazmak istediğim yani yazmak derken alenen yazmaktan bahsetmiyorum. Yazı yazmak, yorum yazmak istediğim ünlüler. Şimdi Jason Statham'in de bir tane fotoğrafının altına, şimdi fotoğraf böyle güzel, poz poz bir fotoğraf. Ben de dedim ki kim üzdü benim paşamı? Böyle bir duvarın önünde durmuş, kafasında önleymiş. Ben de dedim ki kim üzdü benim paşamı? Ne olduysa oldu, onu herkes gördü mü ne oldu? 20 bine yakın yorum like aldı. Yani biraz daha zorlasak adam kim kız? Çağırın bir göreyim diyecek. Rosie benim saçlarımı yolacak muhtemelen. Yani ben Jason Statham'ın filmlerini seviyorum. Ben aksiyon filmlerini, dövüş filmlerini falan severim böyle, hoşuma gider. İşte o yüzden de hani ilk onu seçtim. En zayıf halka o oldu. Dolayısıyla oradan yola çıkarak tamamen eğlence amacıyla yaptığım bir şey.
Zaten millete en sonunda evli, çocukla ayıp utanmıyor musun falan demeye başladım. Şimdi komedi konusu işte böyle bir şey. Ben orada eğleniyorum ama olayı ciddiye alarak evli çocuklu adama yürümeye utanmıyor musun diyor. Ben de yorumların tonunu değiştirdim. Dedim ki bahtı güzel olsun, Allah mutlu etsin bari. Yani şimdi hani orada bir kişi öyle düşünse benim canım sıkılır. Arkadaş sen benim tonumu bilmiyor musun? Alış ya şuna, alış yani. Ben yazacağım, sen güleceksin. Bu kadar basit. Hani çünkü ben gerçekten yazmıyorum. Ben salak mıyım, okyanus aşırı adama yazayım? Dibimde gördüğüm onlarca ünlü var, onlara yazarım. Hani en azından sedede gelebilirsem sedede gelirim yani. Belki mutlu bir izdivaç olur, herkes mutlu olur. Ama yok, gidip ulaşılmaz alana yapıyorum. Neden? Eğlenelim diye. Yani adam evli, çocuklu, işte ne bileyim ikinci çocuğu doğmuş. Oradan gelen o gıcık olduğum bir yorum yüzünden ay yeni çocuk da gelmiş, bahtı güzel olsun, Allah yoluna taş koymasın gibi yorumlar yapmaya başladım yani. Tamamen eğlence amacıyla yaptığım bir şey aslında, başka bir şey değil. Çok da özel bir soru değildi, bir an korkmadın değil. Buyurun. Hayvanlar olan sevdiğinizi herkes bilir sanırım. Böyle çok yapmak istediğiniz hayvanlar için mesela bir barınak projesi ya da hayalinizde olan bir şey hayvanlar. Barınaktan ziyade aslında bu soruyu çok daha genel bir şekilde cevaplamak istiyorum. Yardımlarla ilgili bir sürü kuruluş, kurum var. Yardım yerleri var, dernekler var. Şimdi bir tane de kendi adıma benim yapmama gerek yok. Var olanları duyurmaya çalışıyorum. Ve sosyal medyanın bu açıdan gücüne çok inanıyorum. Sadece hayvanlar için değil, hasta olan, şifa arayan insanlar da dahil buna. Ne bileyim işte, sosyal medyayı da geçtim. Elimden geldiğince birilerine yardımcı olmaya, değmeye çalışıyorum gerçekten de. Hani işte kimisi yardımlar söylenmez der, kimisi söyleyelim ki insanlara teşvik olsun, teşvik edici bir şey olsun der. Benim böyle bir projem yok ama ne bileyim kendimle ilgili en hayalini kurduğum şeylerden birisi, böyle güzel büyük bir arsam olsa da işte benim telefonum yok. Şunu kapatayım mı? Size vereyim. İşte böyle bir arsa alsam, oraya güzel kendime bir çiftlik evi yapabilsem, ne bileyim işte adada faytona biniyorlar hala, o atların durumu belli ya, yani içler acısı ya, bakmıyorlar. Hani şimdi gidip de biz böyle, ben de vatanımı çok seven bir insanım, kimse bunu asla sorgulayamaz. Ama gidip de yani İngiltere'deki hani ya da ne bileyim işte, nerede görmüştük? Fransa'daki yine böyle faytonlar var, atlarla gezdiriyorlar. Bunlar turistik etkinlikler. Arkadaşlar atlara bakıyorum, yani böyle benden temiz ya, öyle söyleyeyim. Böyle tüyleri parıl parıl parlıyor, belli ki bütün bakımları yapılıyor. O atın güzelliğini görseniz zaten bir canlının mutlu olup olmadığını ona baktığınızda anlarsınız. O atın Büyükada'da, Burgazada'da yürüyecek hali kalmamış. O atların yaşadığı zulmü kelimeler ifade edemez. Ya da işte bu kedi köpek için de geçerli. Yani gönlümden geçen şey onları kurtarsam diyorum ya. Yani vallahi billahi kendi kendime böyle kahramanlık hayalleri kuruyorum ama birine göstermek için de değil. İçim acıyor ya. Biz canlıya saygı duymuyoruz. Ne olur ya. Bir üstünden ezip geçtiğimiz çimen de bir can, çiçek de bir can. Bu dünya bizim için gelip geçici, onlar kök salıp büyüyorlar. Ve bizim bırakabileceğimiz tek şey dünyanın kendisi onlara, bizden sonrakilere. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bence insanın kendisini, vatanını ve dünyayı sevmesi buradan başlar ancak. Bir şeyleri keserek, yok ederek değil, onları köklendirerek, güçlendirerek, şehrin ortasında da, şehrin uzağında da, hayvanını, insanını, ağacını, canını severek ancak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Benim en büyük hayalim ne bileyim işte o bakılmayan, atılan, zevk için alınıp sokağa atılan hayvanları ya da işte sokakta zulüm gören hayvanları ya da görmeyen, keyif içinde mahallede yaşasa bile görme ihtimali olan hayvanları alayım götüreyim, eşeğim, ineğim, öküzüm, atım, martım hepsi benim olsun ya. Yani ben elimden gelen her şeyi yaparım. Her gün gidip kamyonlarla yani restoranlarla konuşurum. Vallahi bunların hayalini kuruyorum.
bir takım restoranlarla konuşsam, öyle bir yerde bir arsa alsam ki onlardan gidip toplasam yemekleri, yenilmeyen yemekleri, atılıyor çöplere yani. Hepimiz aslında bunları çok rahat yapabiliriz. Yemediğin kuru ekmeği o hayvana götür, bir gün bir barınağa gidin de o acıyla bir yüzleşin. Yani gerçekten çok, çok fena. Şimdi barınak deyince, bak yani sadece hayvanlardan bahsetmiyorum yani. Allah kimseye sağlıkla ilgili sıkıntı vermesin. Zaman zaman tedavi olan arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Bir parça yardımım dokunsa, bir parça moralleri düzelse, ne bileyim işte, böyle şeyler moralle alakalı biliyorsunuz. Sonra doktor bana arayıp diyor ki, işte kan değerlerine baktık, çok etkili oldu. Keşke bir daha gelseniz, arkadaşlarınızı getirsiniz, bilmem ne yapsanız. Ya ne bileyim, ya bu dünya gelip geçici yani işte. Bir insana bir kalbe değebiliyorsak ne mutlu bize vallahi ya. Ben öyle bakıyorum olaya. Kedi, köpek, insan, can yani. Vallahi yani o canın kendisine dokunabilmek önemli olan. Yani şurada geçirdiğimiz bir saati kaliteli geçirelim, iyi geçirelim. Güzel hisler kalsın üzerimizde. Sizden bana, benden size. Dönüp baktığınızda güzel bir söyleşi oldu. İyiydi yani, hoşuma gitti, beni mutlu ettiler, bana güzel bakıyorlardı diyeyim. Bu benim için dünyanın en kıymetli şeyi yani, gerçekten öyle. Ben bu işi bunun için yapıyorum. Neden bu işi yapıyorsun derseniz. Birilerine değebilmek için, beni hiç tanımayan, ne bileyim işte, coğrafyamı, dinimi, dilimi, ırkımı, mezhebimi, hiçbir şeyimi bilmeyen, Afrika'nın bilmem neresindeki adam benim yaptığım filmi izlesin diye yapıyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla insan olarak da, bir birey olarak da birilerine değebilmek o kadar kıymetli ki. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorum, hayallerini kuruyorum. İnşallah kısmet olursa hepsini kurtarabilsem keşke. Ama ben bir barınak açmayı düşünmem. Çünkü çok fazla var. Onları duyurup elimden geldiğince işte battaniye yollayın, mama yollayın. Herkes bir tane alsa bir yıllık mamaları karşılanır falan diyorum. Parası pulu olan, belki parası bile olmayan bana bazen mesaj geliyor. Abla ya işte bu hafta bilmem ne yapacaktım, onu yapmıyorum. Onunla 53 liraya mama aldım, senin o dediğin yere yolladım diyor. Böyle içim cız ediyor vallahi. Gidip böyle onu bulup sarılmak istiyorum yani. Bu bana gerçekten çok çok daha etkileyici, çok daha samimi, güzel geliyor. Hani dünyayı hepimiz birlikte değiştireceğiz. Bir kişi değiştirecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın bir lafı var. Çocuklarla ilgili eğitime destek amaçlı bir kurum biliyorsunuz. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir diyorlar. Gerçekten bir insan değiştiğinde dünya değişmeye başlıyor. Her şey bir kişinin değişmesiyle başlıyor. Ben buna çok inanıyorum. Evet, teşekkür ederim. Bitti mi? Son bir soru. Bu arada ben bunu mutlaka sormak istiyordum denilen şeyler kaç tane var? Zaten bir tane var, siz el kaldırmıştınız. Benim miyadım dolmuş artık. Kocam kadar konuş filminde, hani evde kalmış kız rolü değil, evde kalmak isteyen kız rolünü oynuyorsunuz. Ben hani bunun gerçek hayatınıza... Evlenemedin diyorsun. Evet, 35 oldum diyorsun. Yani benzetiyorum. Bu doğru mu sizin? Hani benim düşüncem. Yani şöyle... Efsun'la benzerliklerimiz çok fazla. Yani oradaki karakter şöyle bir karakterdi. Yani sizin benden beklediğiniz kişi olmak istemiyorum. Ben gerçek aşkı yaşamak istiyorum. Toplum belli bir yaşa geldi, evlenmen lazım dedi diye evlenmek istemiyorum. Aşkla ve o insanla bir şeyler yaşayarak, hissederek yaşamak istiyorum diyen bir kızdı. Mesela ben buna inanıyorum hayatta. Dolayısıyla hani benzerliklerim çok fazla. Evet. Tahmin etmiştin değil mi? Teşekkür ederim. Benzerliklerin fazla. Hayırlısı olsun. Şimdi daha yeni kurşun döktürdüm. Bekliyorum. Arkadaşlar, vallahi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Böyle salon dolu doluydu. İnanılmaz mutlu oldum. Buyurun, bir soru daha var. Tabii ki. Bilmem ki, ben her yere ayak uydurabilecek bir insanım ama sessizlik bir zaman sonra bana sıkıcı geliyor. Ben birazcık böyle kalabalığı seviyorum galiba, hoşuma gidiyor. Kimisi, hatta kime sorsanız der ki ya bir sahil kasabasına yerleşip falan. Ben herhalde kafayı yerim öyle bir şey olsa.
Yani insanlar etrafımda böyle bir kalabalık, eşim, dostum, arkadaşlarım, ulaşabilmem benim için önemlidir. Ama zaman zaman herkes gibi benim de ihtiyacım oluyor. Mesela şehrin kalabalığı mı yoksa burası gibi sessizlik mi diye burayı mı örnek verdiniz? Ben burada kesin yaşayabilirim. Bence burası çok da sessiz bir yer değil aslında. Çok hareketli ve renkli bir yer. Çok güzel bir yer. Ya ne bileyim, bana öyle geldi. Sessiz mi? Ha. Lefke, Sit the Slow ünvanını aldı. Dünyanın en sakin, en sessiz şehirlerinden birini aldı. O yüzden bu ispatlandı. Galiba ben buraya çok hakim değilmişim. Bunu düşüneceğim, emin değilim. Ama zaman zaman ihtiyaç duyuyorum. Mesela şu ara en ihtiyaç duyduğum şeylerden birisi. Evet. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi ayaklarınıza sağlık. Beni çok mutlu ettiniz. Ben bir tane fotoğraf, bir tane story çekeceğim müsaadenizle. En azından hiç kendimi de göstermeyeceğim. Kendimi göstermeye çalışınca arkada kaybolanlar oluyor. Direkt sizi çekeceğim. Kendi kafamdan direkt arka tarafta hep kaybolanlar oluyor çünkü. Ay saçlarım da bir kötüymüş. Niye söylemedin? Neyse kendimi çekmeyeceğim zaten. Video. O zaman coşuyoruz. Ne içlerinden geliyorsa ya, durun bir saniye. Benim içlerinden gelmiyor, canlar istediği gibi. Ben şimdi başlayayım da. Sevgili arkadaşlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Valla tam şey gibi oldu. Stüdyo şefleri alkış yapar, kaydı bitirdim çat diye herkes durdu. Çok teşekkür ederim. Arkalardakiler kaybolmasın diye zoom yaptım, ha yanlış anlaşılmasın, bana göre. Beni takip edersiniz, bunların hepsini görürsünüz. Sonunda bir daha bekler. Hemen buraya alalım. Plaketini vermek üzere Özgür Yılmabaşı.